Zirveden yüzde kaç düştü? Endeks işte bu 4 günlük düşüşle beraber zirveden uzaklığı %5,23. Bir şey değil. Yani hiçbir şey. Yani biz bu endeksin bir günde %5 düştüğü günleri biliyoruz. %7, %8, %10 düştüğü günleri biliyoruz yani. Eskiden hatırlarsan marjlar %20 idi. Aman deme şimdi, onu isteyenler de var. Şimdi şu dönem mesela yeni gelenler onları bilmezler. Çünkü son 2-3 yılın borsacıları çoğu %10 marjla takılıyorlar ama %20'lik marjların olduğu ve endeksin %12'ler, 13'ler, 15'ler düştüğü günleri, çıktığı günleri biliyoruz. Yani %5 devre kesmiyordu, 10 devre kesiyordu. Aynen, 10'da devre kesiyordu 20'ye kadar. Yani 20'ye kadar. Şimdi o günler yaşayınca şimdi böyle endeks yılbaşından itibaren başlamış, %25 çıkmış. %5 düştü mü? Hani yükselecek diyordunuz. Hani bakın böyle olacaktı, şöyle olacaktı, şey böyle olacaktı. Diyenler var. Yani ben sosyal medyada falan da görüyorum. Yandık, bittik, öldük. Bu piyasanın en kötü sıkıntısı şu. Bir testere piyasasına girdiği zaman kısa vadeli %3 ile %5 ile bile çok ciddi para kaybedilebiliyor. İkincisi, hep söylüyorduk ya ana hisseler daha güvenli, daha güvenli diye. Mesela şu son 2-3 haftaya bak. Yani Koç, bankacılık vesaire, bunlar bir kenarda tut böyle büyük hisseleri. Yan hisselerde %30 kaybettiren hisse var. Hareketler çok büyük. O tarafta hareketler çok büyük. Özellikle yan hissesi olanlar, portföyü küçük hisselerde ağırlıklı yapanlar, şimdi endeks %5 düştü diyor. Adam nasıl %5 anlamıyorum diyor. Benim portföy %20 gitti diyor, %30 gitti diyor. Eğer hisseyi doğru seçmediysen ve stopunu yapmadıysan o zarar büyüyor. Stop. Orada şey var ama hala ben endeks tarafında çok şey değilim. Hani teknik olarak bakınca biraz böyle zorlanma, bir ikili tepe 9400 civarında, bu not artışının etkisiyle orada oluşan ikinci tepe. Bunlar biraz rahatsız ediyor ama yani mesela bir önceki gördüğü dip seviye 9700 civarıydı, 8700 civarıydı. O 8700'ün üzerinde kaldığı müddetçe çok bir problem olacağı kanaatinde değilim. Ama bugün beni şaşırttı. Yani çok net söyleyeyim. Neden şaşırdın? Çünkü şöyle, çarşamba günleri akşama doğru artık bakıyor piyasada güç yok, ne şey yok. Kredili pozisyon taşıyanlar bir anda satışa geçiyor ve bu çarşamba da o satışları gördük. Evet. Ben dedim ki perşembe günü sabah olunca döner piyasa, tekrar bunlar alır. Nitekim sabah almayı denedi. Ben de akşam bizim programdan ötürü yükseldi derim diye düşündün değil mi? Aynen. O havamızda yaparız dedik. Sabah aslında piyasa almayı denedi. Ama zorlandı, yani gidemedi. Alamadı. Gidemeyince günün son bölümünde tekrar bir satış geldi. Çok büyük bir satış mı? Değil. Yani 26 puan. Yüzdesel bazda baktığımızda da 0,30'luk bir düşüş. Yani çok anlamlı bir düşüş değil ama dediğim gibi eğer yan hisselerde yakalandıysanız burada ciddi kayıp yaşayan hisseler var. Endeks bazında ben hala umudumu koruyorum, açık söyleyeyim. Seçim üzerine kadar da mı umudunu koruyorsun? Aynen, seçime kadar da, seçimden sonra da. Ha, bu seçimden 15 günlük periyotta o zaman bir hareket yine olabilir. Olabilir. Yani daha orada 15 gün var. Yani 2 haftadan fazla bir zaman dilimi var. Bence o sırada bir pozisyonlanma gelebilir yine. Bence hala şey var. O hemen sektörel var. Kapanışlara da bakalım. O esnada bugün bankalar, sanayi ve diğer sektörler nasıl tamamlamış? İzleyenlerle bu kapanışları da paylaşmış olalım. BIST üzerindeki 8.883 puan seviyesinden bir kapanış yaptı. 8.857 puan seviyesi de gün içerisinde görülmüştü. Bankalar 10.000 puan seviyesinin üzerindeki seviyeleri hafta içerisinde görmesine rağmen 9.629 puan seviyesinden bugün bir kapanış yaptı. Kaybı %2.10 günlük. Sanayi endeksi 13.989 puan seviyesine kadar geldi. Spor 5.098. Geçtiğimiz hafta Cuma gününü 4.900 bandında tamamlamıştı. Turizm artıda, teknoloji artıda, gayrimenkulde 3.041 puan seviyesi var. Bu arada konut satışları Şubat ayında %17.3 oranında bir önceki senenin aynı dönemine göre artış gösterdi. Diğer sayfaya da bakalım. Kimya sınırlı yükselmiş, sigortada da %1.44'lük yükseliş varmış. Bilişim, madencilik, gıdada düşmüş. Gıdada aynen iki büyük şok Ülker'le Coca-Cola orada gıda tarafında eksideydi. Onların etkisi orada net hissedilmiş. Bir Coca-Cola'ya bakalım, Ülker'e bakalım. Migros, Şok Market, Perakende gıda tarafına baktığında da %3 aşağıdalar. Değil mi? Onlar da düştü. Onlar sabah saatlerinde en çok azalanlardaydı çünkü Migros. Ülker 4,5 düşmüş. Coca-Cola'da da ciddi eksi vardı. Rakam hatırlamıyorum ama. Bilançosu geldi. Finansalları geldi herhalde Coca-Cola'nın da. 571 lira. %3.54 düşmüş. Ya biz pek finansallara düşmüyoruz. Yani o konuda rahatız. Ya bu dönem enteresan. Finansallara bakan da soran da yok. Yani enflasyon muhasebesinde de herkes allak bullak olduğu için hani öyle çok bir finansal inceleme vesaire piyasadan soru gelmiyor yani, şey de gelmiyor. Şimdi yorumlama kısmında hep diyoruz ya, iki bacaklı yorumlama olmaz. Bana 4 tane veri lazım. Ülker %4.58. O yüzden hikayeyi net oluşturamıyorsun. Ve yatırımcı da piyasa düşerken sormaz zaten. Piyasa çıkarken benimki geride kaldı diye şey yapar, sorar. Bir ara işte üzeri dedi ya, artı olduğunda hemen müşteri temsilcilerinden teknik görünüm istekleri bir anda çoğalır. Piyasa eksiye düştüğü zaman gerek kalmadı. Uzun vadeli yatırım. Biz bekleyeceğiz zaten. Yani uzun onu hep diyoruz, bizim yatırımcı trader. Yani net bir şekilde trader. Herkes trader. Herkes trader olur. Herkes piyasayı biliyor. Burası Türkiye. Herkes teknik direktör oluyorsa piyasa yükselirken ama olur. Yatırımcıyla en zorlu zamanlar piyasa yükselirken. Yani sen söylediğin, önerdiğin hiç, onlar için hiç önemli değildir. Abi siz söylüyorsunuz %3-5 diyorsunuz, işte biz alıyoruz her gün %10. Bugün de tavan gitti, yarın da tavan oldu. Sonra düşmeye başladı mı? Bizimki niye düştü? Kazandı orada, öldü yani. Çok evet. Hikaye çok basit oluyor ama bunu anlatmak zor oluyor gerçekten. Aşık atmak kolay değil. Hafta içerisinde bir tecrübe oldu. Bu sen her hafta söylüyorsun ya, Telegram grupları vesaire. Bir arkadaşımın vasıtasıyla dedi ki ya, her senin Telegram'da bir grubu var. Ben de dedim bakalım, girdik bir tanesine. Ya dedi, burada dedi işte bazı kişiler grafikler vesaire paylaşıyor. İşte sonra ne oluyor dedim. İşte oraya teveccüh, ilgi artıyor. Ya dedim, hani bilemediğinde ya da olumsuz bir tablo oluştuğunda bunun sıkıntısını, ceremesini çekmiyor mu? Ya dedi, numaran görünmüyor ki. Ben mesela sen söylediğinde orayı atlamışım. Sanıyorum ki o kişinin numarası, adı, soyadı, her şeyi görünüyor. Eskiden böyleydi. Ben öyle biliyordum. Sonra işte gösterdi falan, bir baktık. İçerisinde olan kişilerin hiçbirinin ismi yok, adı sanı yok, numarası yok. Harbiden de girdiği şekilde, Baki abinin dediği gibi herkes grafik atıyor. Ve 5.000, 6.000, 10.000 kişi falan var bir tanesi senin grubunda ve hepsine bakmadım tabii, öyle bir vaktim yok ama 3-5 tane deneme yaptık, baktık. Her hissenin o baktıklarımdan da hepsinin grubu var. Ve şu piyasada o hani bittik mi, ölüyor muyuz, batıyor muyuz tabirini kullanan kişilere de burada zaman zaman konuşuyoruz ya. O gruplarda öyle bir ortam da var. İşte bilmem ne hissesi, Allah seni ne yapmasın, %30 düştüm, kim söyledi de bana. Ama onu söyleyene karşı diğer taraftan destek eden de var. Biraz sabret kardeşim. Tabii. Onu da gördük. İşte, birbirini dengeliyor. Şuradan dönecek bence. İşte dönerse şuraya gider. Buradan herkes dönebilir. Herkes birbirinin psikoloğu olmuş orada. Ama diyorum bak hepsi. Ama şöyle söyleyeyim. Genelde ilk hani ortaya lafı atan ya da işte hareketi hareketlendiren vesaire, böyle zamanlarda kenara çekiliyor. Sonra bir bakıyorsun. Herkes birbirinin psikoloğu olmuş, birbirini terapiye almış. Abi sıkıntı yok, ben de kaybettim ama dönecek inşallah, onu yaparız, bunu yaparız. Ha, bugüne kadar bize kullandım hiç desem, bugüne kadar hiç Telegram grubuna girmedim, kullanmadım. Hiçbir tecrübem yok, uzakta durmaya çalışıyorum. Bizim de yok kadar. Ama gözlemleme açısından güzel bir durum oldu. Evet, bir şey. Ama çok enteresan. Üzeyir abi, hani bunu bana söyleyene serzenişte bulunmaktansa oradakiler şirket sahibine diyorlar. Evet. Ya hani şirket sahibini şikayet edelim, SPK'ya gidelim vesaire. Bir de deyip demiyor ki hani ya kardeşim bunu sana kim söyledi de niye aldın? Ya bak denmez ki. Bir şirket ismi vermeyeceğim. Hani bu yayında konuştuk yine, gerçi anlatmıştım hikaye. Yani insanlar zannediyor ki şirket sahiplerinin işi gücü yok. Oturup hissesiyle trade edecek, hissesini götürecek, getirecek. Eğer patronun işi önceliği hissesiyse zaten o şirketten ben diyorum uzak durmak lazım. Yani çünkü öncelik faaliyetin olacak. Faaliyetini anlatacaksın, şirketini anlatacaksın ama sürekli hisseyle yatıp kalkmak ya da hisseye yönelik böyle sürekli her haberi 3 kuruş 5 kuruş katlı haber gönder, onu yap bunu yap vesaire, bu hoş bir görüntü de oluşturmuyor. Ama maalesef yakın dönemde de böyle bir durum var. Onun için de herkes patronundan medet bekliyor. En azından bir kapat yani. Bir kapat bari diyor. Hiçbir şey yok elinde. Bir kapat, şurayı bir yükselt.